Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight katil gameplay videosundan hepinize selamlar. Bugün yeni çıkan katilimiz olan Albert Wesker ile oynayacağım. Test serverında maalesef deneme fırsatım olmamıştı. Ana oyuna eklendikten sonra da hiçbir şekilde oynamadım. İlk deneyimlerimi videoda yaşayayım diye. Şimdi gençler, öncelikle katil oynarkenki taş devrinden kalma build'imden kurtuldum. Bugün İbo'nun yayında Survivor oynayıp bir hayli puan kastık. Ve birkaç tane katili prestij yaparak onların güçlü perklerini Albert'a çıkartmış oldum. Hızlı bir şekilde perk build'imi anlatayım. İlk perk'üm ölüm düğmesi. Bir kurbanı kancaya astıktan sonraki 20 saniye boyunca bu perk etkinleşiyor ve şu işe yarıyor. Bir jeneratörü tamamen tamir etmeden o jeneratörden kalkan kurbanlar jeneratörün kapanmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bu süre bitene kadar jeneratör kapalı kalmış oluyor. Kapanan jeneratörleri de beyaz bir hare ile görebiliyoruz. Bu perk'ü bu gördüğünüz ceza kancası yankılanan acı perk'ü ile kombinledim. Peki bu ne işe yarıyor? Mücadelenin başında rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Bu kancaların haresi beyaz oluyor. Böylelikle ceza kancası olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu ceza kancalarından bir tanesine kurban asarsanız haritadaki en yüksek ilerlemeye sahip jeneratör patlıyor ve anında %9 geriliyor. Aynı zamanda o jeneratörü tamir eden birisi yoksa gerilemeye de devam ediyor. Üçüncü perk'üm çıkmaz. Bir jeneratör tamir edildikten sonra haritadaki en yüksek jeneratör 20 saniyeliğine engelleniyor. Yani arka arkaya 2 tane jam bitmesini engelliyoruz gibi bir şey. Aynı zamanda bu engellenen jeneratörü beyaz bir hareyle görüyoruz. Ve son perk'üm güç patlaması perk'ü. Çok ciddi bir şekilde buff alan bir perk. Bir jeneratöre gidip tekmelediğimiz zaman bu perk'ü çalıştırmış oluyoruz. Ve tekmelediğimiz jeneratöre gelip herhangi bir kurban oturduğu zaman çok küçük bir beceri denemesiyle karşılaşıyor. Ve bunu ıskalarsa jeneratör anında %4 ilerleme kaybediyor. Tutturursa da jeneratörde herhangi bir ilerleme olmuyor. Sadece jeneratörün patlamasını engelliyor. Fakat bununla da bitmedi. Tekme attığımız jeneratörün gerileme hızı 30 saniye boyunca %75'ten %200'e çıkıyor. Evet gençler, perklerim her ne kadar seviye 1 olsa da eski build'ime göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. 4 tane jeneratör perk'ü koydum. Hızlı bir şekilde eklenti build'imi de anlatayım. İlk eklentimiz parıltılı Uroboros şişesi. Kurbanlar mücadeleye Uroboros enfekte edilmiş şekilde başlar. Yani virüs bulaşmış şekilde başlıyorlar. Ve virüs barları yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Eğer sprey sıkmayıp virüs barlarının dolmasını beklerlerse barları bir süre sonra tamamen doluyor ve kırmızıya dönüşüyor. İşte bu kırmızıya dönüştükleri sıra 30 saniye boyunca zayıf durum etkisi altına giriyorlar. Barları kırmızıya dönen kurbanlara zaten özelliğimle tek atabiliyorum. Fakat zayıf durum etkisi altına girmeleri demek normal saldırımla da onlara tek atabileceğim demek. Bu eklentiyi de şu gördüğünüz Uroboros virüsü eklentisiyle kombinledim. Bir kurban tam enfeksiyona ulaşınca 4 saniye boyunca haresi açığa çıkar. Yani barı yavaş yavaş dolup kırmızıya ulaştığı zaman kurbanın yerini 4 saniye boyunca görebileceğiz. Bu eklenti sayesinde de 30 saniye boyunca zayıf durum etkisine gireceği için kurbanlar hem tek yeme moduna girecek hem de yerleri gözükmüş olacak. Böyle bir kombin yaptım. Adak korumasını gördü. Arkadaşlar, altın günü var da beni çağırmamışlar gibi hissettim şu an. Hepsi pasta atmış yani. Yalnız buradan şunu anlamış olduk. SVF'ler. SVF olmaları da şu açıdan sıkıntı. Ben birisini kancaya asarken falan birbirlerine info verecekler. Evet, şimdi gördüğünüz gibi hepsi virüs enfekte edilmiş şekilde başladılar. Şöyle özelliğimizi kullana kullana gidelim arkadaşlar. Jen dolaşmak için kullanmak da mantıklı bu arada bunu. Zaten sonradan hızlı bir şekilde dolduğu için. Bak, şey kullandığı için şu an hepsi bastı arkadaşlar spreyi. İçeride de direkt birisi var zaten. Hmm, oraya gittin demek. Okey. Çok güzel. Virüsü tekrardan bulaştırdık buna. Base'i devirmesini sağlayabilir miyiz? Hmm, okey. Devirmedim base'i, tamam. Yetişemezsin brom. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. İlk başta virüs vermek çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu base mi yedi? Bir dakika, base yemesin bu. Niye base yemesin? Bunu beyaz kancaya asalım. Sonra şekteki jeneye bir tane overcharge vuralım. Beyaz kancamızı astık. Tamam, okey. Şeyi gördük bu arada, kapanan jeni. Şuna da bir tane overcharge. Oo, orada zaten birisi varmış. Güzel, farkı erittik. Canımın içi, gördüm. Gördüm. Öyle bir şey yok. Bu arada keşke virüs verseydim buna. Neyse, sıkıntı yok. Oo, satisfaction. Aa, atamadım ya. Bu biraz armut gibi sanki. Ama ölecek mi? Çarpmadığı için ölmedi. Güzel, özel. En azından şey vermiş olduk. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Zaten buna virüs verdiğimiz için direkt öldürebiliriz.
Gayet güzel. Bu arada katil yemin ederim hiç oynamadım ama çok fazla bu katile karşı maç oynadığım için nasıl oynanacağını biraz çözdüm diyebilirim. Tabi pratik yapmak daha önemli ama yine bir beyaz kanca vakası. Benim şu Jhen'e güç patlamasıyla tekme atıp Jhen'i sıfırlamam lazım. Şöyle hemen atalım arkadaşlar. Bu arada base Jhen'ine geri döneceğim. Gördüğünüz gibi bunu yapan var. Dönmeseydik sıçmıştık arkadaşlar. Bir dakika bu gitsin. Şunu ben bir yine overcharge'da vurayım. 30 saniye içerisinde %200 küsür şeye çıkıyor arkadaşlar gerileme hızına. Burada başka biri daha yok değil mi? Olmaz olur mu anasını satayım. Ya oğlum sizin balınıza sıçarım ama ya arkadaşlar. Şeye atamadığım için, bir yere çarpmadıkları için. Ama şimdi çarptın dostum ha. Tamam güzel palet aldık. İkinci geldi. Ah lan oğlum. Bir an arkadaşlar Uludağ sandım da burayı. Hop. İçeri Volt. Sen biraz kaşınıyorsun ama sanki kankam ha. Ha kankam biraz kaşınıyorsun sanki ha. Seni yine beyaz kancaya götüreceğiz. Gel buraya. Çok iyi kapanan Jhen'i gördük. Oo bu da kapandı çünkü bunu şu an yapan birisi varmış. Seni zilli. Eşek. Bak ikinciyi biraz daha beklemem lazım. Ona alışacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hani böyle Nursun'ki daha şey ya. Ne oldu hocam tam olarak orada? Tam olarak ne olduğunu anlayan var mı arkadaşlar? Öbürünü tüh alamasalar iyi olurdu. Aslında gidip kemplerdim orayı. Çok az kalmıştı bara ama. Muhtemelen de pişman olacağım onu yapmadığım için. Sıkıntı yok. Bir beyaz kanca vakası daha hocam. Ne yapıyorsun? Dolaba mı gireceksin? Ya menzilini bunun yani şeyini hitbox'ını mı küçültmüşler? Ah lan bu da garibim. Bu arada iki tane can yüksek. Biraz gevşek oynamaya başladım. O iki can canımızı sıkabilir ben size söyleyeyim. Beyaz kanca müthiş ya. Tamam ilerideki patladı. Şuna overcharge vereceğim arkadaşlar. Şu Jhen'in başında bilerek bekliyorum. Overcharge çünkü onu çok eritecek birazdan. Şu ilerideki Jhen'i riske ettim onu bitirebilirler. Şurada bir de kanca trade'ine girersem şahane olur gibi. Al almayacağım. Sen bilirsin. Oğlum o neymiş lan? Şimdi ben ne olmuş oldu? Bir sikim anlamadım vallahi. Oğlum düz gitsem adamı yakalayacağım. Adamın hiçbir şeyi yok. Özellik denediğim için. Jhen'i de vermiş oldum. Şöyle hocam bir beyaz kanca daha. Arkadaşlar bu Jhen gördüğünüz gibi neredeyse sıfırlandı. Şu bunu da bir bozalım. Şu Jhen'in açılmasını bekliyorum. Overcharge'ı yerleştirelim yine bu Jhen'e. Şuraya doğru giden birileri var ama. Merhabalar. Ay iyi yırttın he. İyi yırttın şş zilli. Hiç özellikle falan uğraşmasam mı acaba buna? Aynen uğraşmadım şu an. Oğlum what the fuck arkadaşlar bu ne? Oğlum tutturdum işte niye yaralamadı ki? Yani fırlat niye fırlatmadı yani bir yere? Çok rahat fırlatabilecek açıda değil miydi? Benim oyunum bug'a mı girdi ya? Oğlum tutturduğum kişiler neden uçmuyor bir yere? Burada pıtı 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 koşuyorsun sanki duymadım seni. Merhabalar. Bu palet veya pencereden atladıktan sonra ikinci kez özelliğimizi kullanamıyoruz değil mi? Bak bu normalde hasar. Normalde bu hasar biliyorsunuz siz de. Bir yerden atlarken özelliği tutturduğunuz zaman hasara giriyor. Ya bak salağa inat ettik diye maça satıyoruz şu an ya. Oynama oynama son asılışında oyna tamam mı? Allah belanı da versin senin. Allah da belanı versin senin tamam mı? Oynamadı oynamadı son asılışında nasıl loop attı gördünüz değil mi? Evet son can bitti arkadaşlar. Ne hale geldi güzelim maç görüyor musunuz? Evet müthiş oynadığım maç. Rakibi acıdım diye 2 kill'le bitirmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Hani biraz özellik çözelim özelim diye adamın yüzünde özellik denedim. O camp attığımı normalde öldürürdüm onu da öldürmedim. Kanca trade'ine girmeye çalıştım. Sonunda yine olan bize oldu. Acımayacaksın ya. Öndeyim falan diye beklemeyeceksin. Acımayacaksın. Valla 5 gem varken de yapacağım piçliğini. Benim hatam yani adamların yapacak bir şey yok. Gençler bu arada eklentilerim neredeyse hiç işe yaramadı. Hemen şöyle bir kombin yaptım. İlk eklentim helikopter kolu. Bir kurban ilk yardım spreyi kullandığı zaman 8 saniye boyunca o kurbanın yerini görüyoruz. İkinci eklentim de video konferansı cihazı enfeksiyonun pasif kazanım hızını %30 arttırıyor. Yani bir kurbana virüs bulaştırdığım zaman kendi kendine barın dolma hızı %30 artıyor. Böylece sürekli sprey kullanmaları gerekeceği için sürekli yerlerini görmüş olacağım. Bu arada az önceki maç gerçekten çok içimde kaldı. Çok kötü sattım ya. Rahat rahat oynuyordum böyle gevşek gevşek kesin 4-4 yaptık diye. İşte arkadaşlar o maç bir mesajdı. Kimseye acımayın diyor yani bu oyun.
Oo, ne yapıyoruz? Mikaela Hanım, bu ne yapıyor? Ya Ace gelmesin karşıma ya. Ben senin zayıf halka olabilme ihtimalini sevdim. Güzel. Hem yaraladık hem virüs verdik. Harika. Tamam, zayıf halkayı bulduk. Ne oluyor burada? Şuna bir over şarjı verelim. Tatlış mı tatlış beyaz kancığımız da var şurada. Tamam, orada hala birisi olduğunu anlamış olduk. Selam. Yine mi sen ya? Baş belası. Virüs vereceğiz diye sattık adama ya. İkinci atışı bekliyordu bu arada. İkinci atışımın olmadığını bilmiyor. Süpersin. Virüs vereceğiz diye de böyle satabiliyoruz bazen. Oo, Ace hayırdır? Kral, ne ayak? Oğlum şunu bir tuttursaydım var ya. Şu Rebecca sıkıntı. Rebecca iyi oynuyor arkadaşlar. Mikaela'cığım merhaba. Bu çok ağır zayıf halka ya. Şunu hemen elesem mi ben? Ne diyorsunuz? Kankacım yapma bunu, yapmış olamazsın ya. Mikaela merhaba. Zayıf halkayı almak boynumuzun borcu arkadaşlar. Şimdi şunu over şarjı bir verelim. Ace oraya geri gelecek, onun farkındayım. Salak. Gel bakalım, gel hasar mı alacaksın? Hasar alacaksan olur, işime yarar. Şöyle beyaz kanca. What the fuck man? Gel buraya gel. Sen biraz şımardın, tamam mı? Sen biraz şımardın. Gel buraya, mal mal hareketler yapma. Tamam, hepsi yıllandı şu an. Merhaba. Şöyle seni de şuraya bir vurduralım bakalım. Ace Bey'in son hali görenleri şaşırttı. Bu köpeğin kesin de derdi vardır. Günahını aldık kardeşimin ya. Ha, bıraktığı için kapandı, güzel. Rebecca çok mu inat ettin kankam bunda ya? Alo? Ne yaptın? Hop. Sen böyle mi oynayacaksın kanka bu oyunu? Bir de prestij yapmışsın ama. Öyle palet kempleyerek oynayacaksan yani. Buluşuruz. Oo, jen bitiyor jen. Alo. Rebecca o kadar tilt ki. Şunu bir artık öldürmenin vakti gelmedi mi sizce de? Allah belanı versin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Var mı kapanan jen? Kapanan jeni gördük arkadaşlar. Seninle işim yok. Şu aptalı almam lazım. Ace piçi de ojene gidiyor. Malım ya ben de aynı. Sana salacağım ojeni. Otur bakalım. Yap bakayım ojeni. Yaptırıyor muyum sana? Oğlum o özelliğiyle atlayınca tam olarak nasıl bir fayda sağlıyor bize? Yani çok rahat dojluyorlar gibi sanki. Rebecca senin anana çok bir söveceğim maçtan sonra, biliyorsun değil mi? Harbiden aşırı söveceğim yani. Rebecca aptalı şu an bir şekilde ölümünü geciktirdiği için, yani ölümünü derken daha doğrusu ölmeyeceksin değil mi? Of nice. Bir şekilde sürekli yaralanıp kaçtığı için, bir de canlardan uzağa kaçıyor, onu kovalarsam maçı vereceğim. Çok kitledi yani beni şu an Rebecca. Beni negatife boğuyor şu an arkadaşlar, aşırı derecede. Tamam, patlayan jeni gördük. Güzel, artık kapandı. Oğlum ölümsüz lan adam. Öyle bir şey mi var oğlum? Adam ölümsüz lan, hiçbir türlü ölmüyor lan adam. Şunu bir kere düşürmeden maçı bitireceğim ya resmen. Ace'cim yerini belli ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Öküzüm diyorsun, tamam. Papaz her zaman pilav yemez kanka. Bence bu maç az öncekinden daha zordu. Net. Az öncekinde çok kolay yenerdim. Bu Wild'in ve katil bence çok güçlü şu an. Ama işte az öncekinde nasıl sattığımı zaten gördünüz. Bu maç telafisi olsun diyelim. Güzel oynadık, akıllı oynadık. Bu Rebecca'nın 3500 saati mi ne, öyle bir şey vardı. Zaten belliydi maç başında iyi oynadı. Evet gençler, video bittiği zaman yeni katille ilgili görüşlerimi daha net paylaşırım ama şu ana kadar aşırı keyifli geldi bana. Tabii virüs olayını biraz daha iyi yapmam lazım ama bura keşke gelmeseydi. Çok zorlanacağım gibi burada. Çok fazla palet var çünkü. Bir de bugün bir aksilik çıkmazsa akşamüstü bir video daha gelecek, haberiniz olsun. Son yayının böyle özet şeklinde videosunu atacağım. Hocam üstteki jene mi başlamışız hocam? O ne lan, PUBG'deki şey kostümü gibi, ağaç kostümü gibi. Ben de geleyim lan, şş, beni de alsana. Bu arada böyle spotlarda çok zor ya. Direkt bırak bunu, bırak. Bununla hiç uğraşılmaz şu an. Ne yapıyorsun? Kanka iki tane gatpalık devirdim. Bu oyun bu değil. Devirir tabii çünkü jen yapıyorlar anasını satayım. Arkada jen yapıyorlar yani.
Arkadaşlar, neler yaşadığımla ilgili fikri olan var mı ya? Ha, fikri olan var mı neler yaşadıklarımla ilgili? Niye benim başıma geliyor böyle şeyler? Yani o nasıl hit değil? İlk maçta tutturduklarım niye yaralanmadı fırlatıp? Ne oluyor yani şu an? Jumpleyeceğim bunu. Oo, başka jump bitti onun harici, tamam. Şöyle bir beyaz kanca hocam. Yapıyor muyuz hala bu jeni? Tam emin olamadım da Claude hanım. Alo. Orada palet olduğunu unuttum ya. Bilseydim özelliği erken kaldırırdım da. Şöyle virüsü bir bulaştıralım sana. Senden fazlasını beklemiştim ama. Bu kim oğlum, ne oluyor lan? Decisive mi attı o? Oğlum şu animasyon bitmeden neden şey yapamıyorum ya? Ne kadar aptal bir sorun. Aynen. İyice geriye de düş. Aa, şimdi üste çıkar oradan tekrar oradaki palete. Edard'ı var mıdır? En tilt edici maçı oynuyorum şu an. Çünkü harita. Harita. Yani net haritadan. Bunlar başka map'te gelseler yerden kaldırmam da. Palet fucker niye kardeşim ya? Çok kötüsün kankam. Çok gıcıksın ya. Arkadaşlar yardım edin ne olur. Eski kanser killer videoları geri dönüyor gibi. Çok aşırı tilt oluyorum şu an. Of çok iyi. Aa merhaba. Mort kaldı mı? Yine direnmeye çalışıyoruz arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Rahat bir tane katil maçımız yok ya. Yani o trade'i her türlü yapacakları için arkadaşlar orada hiç grab denemiyorum bile. Yaptırmayacaklar çünkü biliyorum. Ama işte bunun ilk asılışı oldu. Sen çok kötüsün ama ya. Lan şu malı var ya erkenden fark etseymişim. Çok 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 daha iyi olabilirmiş maç benim için ama. Regal attı sanırım. Ne yaptın şimdi? Şu mal için değdim yani. Bunu gördük. Bunun wiggle atması bütün işleri bozdu arkadaşlar. Ya çocuğusunuz gerçi. Aha astım lan. Tam ana bacı giriyordum. Oğlum bar durdurma falan mı var bunlarda ya? Barları bir geç gidiyor sanki. Bir tane daha killer olsa o da şu kapıyı bloklasa nasıl olur? Tamam nice. Eyvallah kardeşim. Bakalım decisive var mıymış? Yokmuş arkadaşlar. Merhaba. Attı mı cidden o fake'i? Oo, diğerinin de izini gördüm sanki. Bunu asalım arkadaşlar. Ölürse hatch'i bulursak buluruz. Bulamazsak anla gider geçeriz. Yani çok 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 zor bir maçtı benim için. 3 kill'e ben okeyim. Evet adamı bulduk da. Atla şuradan be. Kırmayacağım ki. Hatch'i aramaya gidiyorum. Come on guys. Hangi birisine gitsem bilemedim derken o reisin izini gördük bile. Merhaba. Seni var ya seni yallattıracağım yallattıracağım. Ha yalvar lan it. Palet yap şey yapmaya palet yapmaya aynen. Can yapmaya benziyor muymuş? He benziyor muymuş lan? Nasıl maç ama arkadaşlar? Fişekti mi? Alın size tryhard maç. Abi tryhard oynamıyorsun, abi tryhard oynamıyorsun diyordunuz. Al sana tryhard. Terledim ya. Götümden ter akıyor ya şıpır şıpır. Götüm terledi ya. Evet arkadaşlar bir şeyler yazdı Rusça olduğunu tahmin ediyorum. Rusça bilenler yorumlarda yazabilir. Nereme sövdü acaba yani sadece onu merak ediyorum. Evet gençler son maçta bakalım neler yapacağız. İlk 3 maçı güzel atlattık. 3. maç çok terlettiler beni dürüst olayım. Gerçekten aşırı zorladılar. Yani 3. maçı zaten gameplay ile değil stratejiyle kazandım. Bu arada son videoda söylemiştim ama duymayanlar falan olmuş sanırım. Ekip birbirini kesiyor da gelecek merak etmeyin. Yalnız yani The Game ne lanet bir haritaymış ya. O kadar gördü ki beni. Oh, Eda direkt oturmuş bileceğine. Alo. Kim onun yanında bir tane daha eşek var. Aa, lan var ya senin ben balına tüküreyim. Ace hello.
Çok açıktı aslında. Normalde bunu arkadaşlar dediğim gibi virüs vermem lazım. Bu arada burası sıkıntı ya. Hiç uğraşmayalım bununla. Şurayı kıralım gidelim. Sattı. Oo eyvallah kral. Ne güzel sattın lan öyle. Adamın biletini nasıl kestim? Sivas racon. Kapanan jen var mı? Kapanan jen yok. Allah Allah. Beyaz olduğunu mu tahmin ediyorlardı acaba? Yoksa jene oturan mı yoktu? Oğlum nasıl ya? Nasıl ayarladınız onu? Şu jene doğru bir dönelim. Hello. İyisin. Tamam et kanka inadını o jende. Tamam et inadını. Gel bakalım Ace Efendi. What the f- Oğlum ne oluyor? Bak bana şöyle şeyler yaşatmayın Allah aşkına. Ace. Zaten çok zor maçlardan çıktım. Gel. Gel gözünü seveyim gel. Aferin çocukları çok iyisiniz. Benim de adım Ahmet, size bu maçı vereni siksinler. Hadi bakalım. Hadi bakalım size bu maç veriliyor mu verilmiyor mu bak bakalım. Gel gel gel. Daha varsa sabotajla gel. Sen de gel Asara. Dedard atacak. Gel anasını s**eyim gel. Gel gel gel. Var mı daha? Gelin sizin şimdi bunu alabiliyorsunuz bakın bakalım. Gel bunu kanca trade'si size veriyor muyum? Yani atar yaptım da sonra cümleyi düzelteyim arkadaşlar. Çünkü iki kişi gelirlerse yapacak bir şeyim yok. Bir şey canım, bunun kancasını durdurdular. Köpekler. Git al hadi şimdi arkadaşını. Ace'cim seni tanılamayacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Lan aa ikinci yüküm gelmemiş. Gel sabotaj et gel. Al uğruna değdiği şey yaptığınız adam bu işte al. Geberdi gitti işte. Güzel. Önünü kapattık o açıdan bakalım. Fake atacak. Onu yemezler aslan. Dedart medart bir şey var mı? Beni benim silahımla vurmaya çalıştı ama yemezler. Öyle zorla maçı sattırdılar adamı hadi bakalım. Bu ne bugün ya, ben var ya stresli olduğum zaman ekstra anlıyorlarmış gibi. Böyle üstüme oynuyorlar ekstra. Bir önceki maçta Palette Camper, bu maçta Sanca Kabotaj... Lan doğrusu neydi? Kanca Sabotajcı. Bitir onu. Bitir bitir hiç sıkıntı yok. Gel bakalım. Gel bakalım senin kafanı şuraya bir vurayım. Onu normalde bitirmenizi engellerdim de. Bu kadar mısın bro alo? İlla iticileşeyim mi yani? Hani anladım illa iticileşeyim mi? Onu istiyorlar arkadaşlar benden. Bir tane de kafana vurayım da belki akıllanırsın. Şimdi arkadaşlar bu arada survivor gözüyle baktığımız zaman adamın yaptığı şey doğru. Sonuçta arkadaşını astırmaması lazım. O yüzden lütfen beni yanlış anlayıp survivorların yaptığı şey yanlışmışım gibi lanse ediyormuşum gibi. Siz anladınız ne demek istediğimi, cümle biraz karışık oldu. Öyle bir şey dediğimi zannetmeyin, ben öyle bir şey demiyorum. Sonuçta katil oynuyorum. Adam öyle bir şey yaptığı zaman sinirlenmem gayet doğal, anladınız mı? Yani yoksa beni adamın yaptığı şeye laf etmiyorum. Adam doğru olanı yaptı. Oğlum böyle spotlarda çok zor. Buralarda nasıl kullanacağız arkadaşlar bunu ya? O hitti de neyse hadi olmasın bakalım. Well played bro. Gerizekalı sesin duyuluyor. Alo Iron Will kalktı koçum. Ne yapıyorsun kral? Benim hatam. Biraz özellik denemeye çalışmak istedim de. Papazla ilgili bir lafım var söylemiştim. Ha? İyi miymiş? Ulan şerefsizlerin ne bereketli toolbox var arkadaşım ya. Kullan kullan bitmiyor adamdaki toolbox'ta ya. Mesela nasıl bir avantaj elde ettik değil mi? Yok bu palet ve pencereden atlama olayı o kadar iyi değil ya. Nasıl? Bu tarafa tamamen bakmadım. O yüzden hiç burada çıkabilir. Hatta şu an hiç'i duydu galiba. Rebecca'cım. Çebeka diyordum bak yine. Bir tane özellik tutturayım ya. Gel. Ha? Fexus. Ulan bulacak ya. Kesin buldu var ya. Tek bakmadığım yere orabiliyor musunuz? Şimdi özellik deneyeceğim de bak satacağım diye korkuyorum.
Hiç spawn olmadı herhalde. Ya ne kadar stresli bir gündü ya. Gerçekten yani espri yapmayı unuttum ya. O kadar fokustum ki maçlara. Ama güzel, arada böyle tryout maçlar güzel oluyor arkadaşlar. Yani kurbanlara hiç can yaptırmadan maçı kazanmaktansa böyle dişinle tırnağınla kazanmak gerçekten daha keyifli oluyor. Evet gençler, benden bu kadar. Katille ilgili yorumlarım olumlu. Kesinlikle güçlü katil. Çünkü hani özelliğiniz güçlü, tamam, hani pencereden hızlı atlıyorsunuz, uzak mesafelerden kurbanları yakalayabiliyorsunuz falan. Fakat bunun yanındaki pasif özelliği, yani pasif derken hani sprey kullanmak zorunda kalıyor ya kurbanlar. Sırf sprey kullanmak için yaptıkları jeni bırakıp gidiyorlar falan. İşte o kısım da çok önemli. İyi bir build de kesinlikle çok 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 güçlü bir katil. Benim yorumum bu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.